Şimdi Üstad Hazretleri'nin Barla hayatından biraz okuyacağım. Barla bu kitapların ilk yazıldığı merkez. 1935 senesinde Üstad Hazretleri'ni Barla'ya sürüyorlar. Kuş uçmaz, kervan geçmez, kimseye orada bir şey söyleyemez, ölür gider diye oraya sürmüşler. Şimdi ben de oradan biraz kardeşlerimle beraber okuyacağım. Barla, ehli imanın manevi imdadına gönderilen Risale-i Nur külliyatının tehlif edilmeye başlandığı ilk merkezdir. Elde yazıyorlar. Barla, Millet-i İslamiye'nin hususan özellikle Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı Kur'an'dan gelen bir hidayet nurunun ve bir saadet güneşinin tulu ettiği beldedir. Barla, rahmet ilahiyenin ve ihsan Rabbani'nin ve lütfu yazdani'nin bu mübarek Anadolu hakkında bu kahraman İslam milletinin evlatları ve alemi İslam hakkında hayat ve mematlarının ebedi saadetlerinin medarı olan eserlerin leman ettiği bahtiyar yerdir. Hakikaten imdatımdaydım. Sizler gençlersiniz. Çoğunuz benim torunlarımdan da küçüksünüz. Ama ben 78 yaşına geldim. Neler gördüm kardeş, neler. Ezanlarımız okunmuyordu. Okunmuyordu. Mevlüt okutacaksın, gidip izin alıyordum. Ufak yerlerde jandarma, büyük yerlerde polis. Geliyor iki tane jandarma, kapının önünde duruyor. Hoca, Mevlüt'ten başka acaba cemaata bir şey anlatacak mı? Babamız bizi sünnet ettirdi, küçüküm böyle. Abim biraz daha büyüktü. Jandarmalar kapıda duruyor. Dedim, abi niye duruyor bunlar? Babamı mı götürecekler? Korkuyordum. Yok dedi kardeşim dedi. Hoca okuyor Mevlüt. Mevlüt'ten başka bir şey cemaate anlatmasın diye duruyorlar. Allah Allah. Neden? Mevlüt'ü zaten halk anlamıyor. Anlamıyor. Nasıl olsa ne okursa okursa ondan bir şey anlamıyor. Bir feza oldu o demde rûnuman. Ne mekan var anda ne arzul sema. Kim ne halidir ki mahli ol mehal. Aklı fikretmez bu hali fehru ahal diye. Hoca okuyor. Ne dedi? Hanginizi sorsam bunu bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Ne demek hocam? Şimdi zaten Süleyman Çelebi kendi diyor. Aklı fikretmez o hali fehru ahal. Aklınız anlamaz onu. Şimdi bu bakımdan o zamanın iblisleri, o zamanın sındıkları demişler Mevlüt'ü okusunlar istedikleri kadar. Zaten pek anlamazlar bunlar Mevlüt'ten. Ama şurada yarım satır, yarım sayfa Risale-i Nur okusan hemen baskın yapıyorlardı. Devletin temel insanlarını sarsıyorsunuz. Ya, kaç defa benim evim basıldı, kaç defa dükkanım basıldı, kaç defa hapse gittik, dayak yedik, Allah bin bereket versin. Bin defa daha girer. Yani gençler bunları görmedi. Bilmedikleri için söylüyorum. Evet. Bediüzzaman Barla'ya 1925-1926 senelerinde nefyedilmiştir. Yani sürgün edilmiştir. Bu tarihler Türkiye'de 25 sene devam edecek, ta 50'ye kadar, 50'ye kadar. Devam edecek bir istibdad-ı mutlakın icra-i faaliyetinin ilk seneleri idi. Gizli dinsiz komiteleri, komiteler dinsiz, gizli. Biz dinsiziz demiyorlar. Sen okuduğun zaman, vay devleti demelini, demiyorsan dinini öğreniyorsun. Ama öyle demiyor. Çünkü gizli. Yerin altında değil, dinsizliği gizli. Dinsizliğini gizliyor sındıklar.
gizli dinsiz komiteleri, İslami şairleri birer birer kaldırarak, İslami şair nedir? Cemaattir, kamettir, ezandır, selamdır. Mesela bir resmi daire selamun aleyküm diye giremez. Giremez. Günaydın, öğlene kadar, öğlenden sonra tünaydın. Mesela adam sana bir şey verdi. Allah razı olsun. Rob, mersi. Babacımın tersi. Böyle millet bu hale gelmişti. Hocalar zaten ürkütülmüş, korkutulmuş, hakikati söyleyemez olmuş. Çıkardı hoca hükmeye, muhterem cemaat, çam ağaçlarını kesmeyin, devlete karşı gelmeyin, askerden kaçmayın, komşularını iyi geçinin, ela inna hasener kelam, bellek anizam, ilerde aşağı. Öyle faiz yemeyin, içki içmeyin, zaten devlet faizle geçiniyordu, içkiyle. Bütün arabalar da yazardı. Kavaklı dere şaraplarını toprağınızdan eksik etmeyiniz. Trolleybüslerde, otobüslerde böyle. Bir gün ben İzmir'de konakta durak varmış, otobüs durağı. Yeşilay oraya yazı yazmış. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Hadis-i şerif. Orada öyle yazıyor. Durakta öyle yazıyor. Altta da otobüs yanaştı. Otobüste de ne yazıyor biliyor musun? Kavaklı dere şaraplarını sofranızdan eksik etmeyin. Şeytan alay ediyor, dalga geçiyor şeytan. Yukarıda ne yazıyor? Altta ne yazıyor? Öyle bir hale gelmişti milletimiz. Bu zat bu milleti uyardı. Uyandık. Dostumuzu, düşmanımızı tanıdık. Deccalı, iblisi, şeytanı tanıdık. Elhamdülillah. Mücadele verdi. Herkes sustu pustu o zaman. Eşref Edip öyle diyor. Eşref Edip ki çok cesur bir yazardır. Biz diyor kalemlerimizi kırdık, ağzımızı bantladık, huşey uzdetimize çekildik. Köşemize çekildik. Öyle duruyoruz. Ortalıktan konuşan tek bir zat vardı. Hazreti Nur. Hazreti Nur. Ezanlar yasak, Kur'an kursları yasak, Kur'an okutmak yasak, öğretmek yasak. Her şey yasak. Dine, Allah'a, Kur'an'a, imana bakar. Her şey yasak. Bu zat Kur'an'ın elmas kılıncılarını almış. Başındaki saçlarım kadar başlarım olsa, her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan başı, ehli zındıkaya eğmeyeceğim. Kutsi davamdan vazgeçmeyeceğim diye her tarafta en gür sesle ilanat yapıyor. İşte millet onun arkasına böyle çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Artık bütün dünyaya yayıldı. Dünyanın neresine gidersen git, bu kitaplar okunuyor. Ve bu kitaplara ne diyor biliyor musun Bediüzzaman kendisi? Bunlar diyor Kur'an'ın elmas kılıncıdır. Kesiyor. Neyi kesiyor? Kafirin küfrünü kesiyor. Bizim derslerimize bazı ateistleri getiriyorlar da. Geçenlerde bir talebe demiş gel bizim sohbetimiz var. Gülerim ama demiş ben soru sorarım. Sor ya demiş. Bak demiş hocanız kızmasın sonra. Yok ya demiş kızmayız. Biz gayet demokratız falan. Yolda geliyorlar ya. Bak Ahmet soru sorarım ha. Ya sor kardeşim demiş sor. Yaklaştıkça bak Ahmet, sorarım ha. Sor be kardeşim. Neyse, getirmiş adamı. Zaten biz de ders yapıyorduk. Baktım adamın tipinden belli. Neyse içeri girdim. Biz de ders okuyoruz. Her bir ağaç Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurur, bizlere tablacılık ediyor. Etmiyor mu? Tutumu kopar, kirazımı kopar, elmamı kopar, şeftalimi kopar, kayısımı kopar, uzatıyor. Dedim kardeşler, bakın bu ağaç bir odundur, odun. Bizi tanımaz, sevmez, bilmez, aklı yok, ilmi yok, okula gitmedi, kursa gitmedi. Bana öyle bir şeftali dalından uzatıyor, rengi gözümün hoşuna gidiyor, kokusu burnumun hoşuna gidiyor. Tadı
ağzımın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumu besliyor. Bir odun daha var. O da portakal uzatıyor. Bir odun daha var. Üzüm uzatıyor. Bir odun daha muz uzatıyor. Bir odun daha kestane, ceviz, fıstık, fındık, greyfurt. Allah Allah. Allah Allah. Allah bizi odunlarla besliyor. Eğer biz bu odunların arkasında Rahman'ın elini görüp şükürle öpemezsek o dum gibi gidercek bu tarafa. Doğru cehennem sopasına. Oturturlar bir kütüğün üstüne. Alttan sıtmalı. Alttan yanar, dumanları burnundan çıkar. Böyle anlattık, okuduk. Şimdi o kardeş de arada bir ona soruyor. Sorunu sor, sorunu sor. O da diyor, yanıtımı alıyorum, yanıtımı alıyorum. Sor, sorsana hocaya. Yanıtımı alıyorum, yanıtımı alıyorum. Kanıtlanıyorum. Ya. Sonra çocuk giderken tanıştırdı bana. Çocuk böyle gelmiş. Giderken de ben. Giderken dedi, çok değişik bir üslubunuz. Kitaplarınızdaki dersler çok değişik, çok enteresan. Çok dedi, hoşuma gitti gerçekten dedi. Hoşuma gitti. Bak kafası gitti. İşte Kur'an'ın elmas kılıncı ona bir tane patlattı. Tak! Bu kafa değil, içindeki gurur, enaniyet, küfür kesildi. İşte Peygamberin Efendimizin hadisi şerifi var. Ahir zamanda diyor, bir zat gelecek. Gelecek. Bakacaksın kardeşim. Görebilirsen gör. Onun elinde bir kılınç olacak diyor. O kılınç diyor, her yere uzayacak. Şimdi böyle kılınçlı birini bekliyor bazı mübarekler. Gelmedi o zattı, gerçek. Elinde kılınç olacak, uzayacak. Nasıl uzayacak? Lazer ışınları gibi. Ya peygamberin böyle bir kılıncı yoktu ki. O gelecek zat peygamberden büyük mü ki böyle bir kılınca sahip olsun? Uyan kardeşim, uyan. Bak ne diyor? Risale-i Nur, Kur'an'ın elmas bir kılıncıdır. Her yere uzuyor. Almanya'da kesiyor. Fransa'da kesiyor. Hollanda'da kesiyor. Avustralya'da kesiyor. Her yerde kesiyor. Neyi kesiyor? Küfrün inadını kesiyor. Geçenlerde Avusturya'ya gittim kardeşler. Viyana'da bir konferans verdim. Önder Vakfı diye bir vakıf var. Orada Wonder yazmışlar. Yani burada Türkiye'de okuyamayanlar, başörtüsü derdinden okuyamayan kızlarımız oraya gitmişler, orada okuyorlar. Bu gittiğim benim 3-4 geçenlerde diyorum ya. Geçenlerde, ben öyle dedim, geçenlerde. Oldu 7-8 sene. Orada bir sohbet yapmış. Böyle kızlarımız bir tarafta, delikanlılar bir tarafta, çok güzel bir salonda. Sonra çıktık, gidiyoruz. Allah gösteriyor ya işte bir, bana bir malzeme çıkarttırıyor. Baktım bir kardeşimiz, ehli iman, başında külahı, yüzü sakallı, yanında tesettürlü hanımı, kadın elinde bir çocuk, kucağında bir çocuk, adamın sırtında bir çocuk, elinde bir çocuk. Dört çocukla gidiyorlar maşallah, ne kadar bereketli. Belki evde de var birkaç tane. Zaten çocuk parası da veriyor. Kardeşler, Allah inandırsın. Onların biraz arkasından baktım iki tane çift, yani bir çift bayan. Bir Avusturyalı bayan, bir de Avusturyalı kocası. Onlar da ikişer tane köpek almışlar. Köpeklerle gidiyorlar. Allah'ım ya. Köpek. Bunlar da köpek. Makaraları var böyle. Tırırır. Köpek koştukça makara açılıyor. Köpekleri dolaştırıyorlar. Elinde bir tane de poşet. Köpek bir yere kakasını yaparsa hemen topluyor adam. Oraya koyuyor. Şimdi Allah'ın verdiği evlat yetiştirmeyi reddettikleri için Allah onlara köpeklerle oynuyor onlar. İşte biraz evvel orada dedi, efendim Şeyh Vahit Efendi geliyor. Şeyden. Şimdi bakın, ben oradan okuyacağım. Daldan dala atlıyorum. Kusura bakmayın. Ne yapalım? Ne yapalım kardeşler?
Mısır Camiül Eser Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Vahit Efendi İstanbul'a bir seyahat için geldiğinde Şark'ın Sarp Yalçın kayaları arasından gelerek İstanbul'da bulunan Bediüzzaman Said Nursi'yi ilzam edemeyen yani susturamayan İslam uleması Şeyh Vahit'ten bu genç hocanın 30 yaşlarında yani Bediüzzaman'ın ilzam edilmesini isterler. İlzam ne demek? Yani ona bir şey soracaksın, sana cevap veremeyecek. Buna ilzam denir. İlzam edilmesini isterler. Şeyh Vahit de bu teklifi kabul ederek bir münazara zemini arar. Ve bir namaz vakti Ayasofya Camii'nden çıkılıp çayhaneye oturulduğundan Ayasofya yakında açılacak kardeşim. O zaman namaz kılınıyormuş. Bunu fırsat telakki eden Şeyh Vahit Efendi Bediüzzaman Said Nursi'ye hitaben ma tekulu fi hakkıl Avrupa vel Osmaniyet diyor. Avrupa Arapça söylüyor. Yani Avrupa ve Osmanlı Devleti hakkında ne diyorsunuz? Fikriniz nedir? Şeyh Vahit Efendi Hazretleri'nin bu sualden maksadı Bediüzzaman Said Nursi'nin şek olmayan ilmini, Bahri Umman gibi ilmini ve ateşpari zekasını tecrübe etmek için değildir. Nedir? Zamanı istikbale ait, geleceğe ait şiddet ihatasını ve idari alemdeki siyasetini anlamak fikriydi. Yani bu alemdeki durumlar nasıl olacak? İleri görüşlülüğü ne kadardı? Onu bakıyor. Buna karşı Bediüzzaman'ın verdiği cevap şu oldu. İnnel Avrupa hamiletün bir İslamiyeti. Avrupa bir İslam devletine hamiledir. Feseteridu, feseteridu gelmem ma. Günü geldiği zaman doğuracak. Ve innel Osmaniyete hamiletün bir Avrupa'iyeti feseteridu gelmem ma. Yani Avrupa bir İslam devletine, Osmanlı devleti de bir Avrupa devletine hamiledir. Bir gün gelip doğuracaklar. Bu cevaba karşı Şeyh Vahit Hazretleri bu gençle münazara edilmez. Ben de aynı kanaatta idim. Fakat bu kadar veciz ve beliyane kısa bir cümlede ifade etmek ancak Bediüzzaman'a hastır demiştir. Ben de aynı fikirdeyim. Fakat bir cümlede nasıl bunu böyle anlattı? Harika bir zat, bununla uğraşmayın. Allah buna ilmini vermiş. Vermiş. Sevgili kardeşlerim, nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi ihbaratın iki kutbu da tahakkuk etmiş. Bir iki sene sonra meşrutiyet devrinde Şiayi İslamiye muhalif çok adad-ı eşnebiyeyi ahsetmek ve gittikçe Türkiye'de yerleştirmek de ve şimdi Avrupa'da Kur'an'a ve İslamiyet'e karşı gösterilen hüsnü alaka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevç fevç İslamiyet'i kabul etmek gibi hadiseler o ihbarı tamamıyla tasdik etmişlerdir. Şimdi ben o gün görünce bunu demek dedim ki Avrupa bir kıtadır. Avrupa doğurmaz. Kıtadır. Yani oradakiler doğuracak. Yani bizimkiler doğuruyor işte. Bizim bir Abdullah Yeni abimiz var. Ona sormuş kardeşlerimiz. Bahtiyar Alman milleti diyor. Sizlersiniz demiş var. Şimdi hepiniz burada doğdunuz, Alman milleti sayılıyorsunuz. Zahiren o tebaaya görünüyorsunuz. İşte bahtiyar sizsiniz. Bugün Avusturya'da iki tane din var. Bir kendi dinleri var, bir de İslam dini. İkisi de resmiyetten. Mesela iki kişi kavga etti. Biz Şerbistan'la görüştük orada. Viyana'da. İki kişi kavga etti.
Soruyor polis. Hangi karakola götüreyim? İslam karakoluna mı? Avusturya karakoluna mı? Avusturyalı bile olsa beni İslam karakoluna götürüyor. Gidiyor. Adam bir tane yumruk atmış. Adamın dişini kırmış. Kur'an-ı Kerim'de diyor, dişe diş, göze göz, kulağa kulak, buruna burun, ayet böyle sıralıyor. Diyor ki kardeşim, sen bu adamın dişini kırdın, kısasa kısas. Biz de senin, onun hesabına senin dişini kıracağız. Böyle mi istersin? Soruyor ötekine. Diyor ki, sen şimdi bu adamın dişinin kırılmasını mı istiyorsun? Kur'an-ı Kerim diyor ki, kişi hakkını helal edebilir de ve kan parası da isteyebilir diyor, hakkından isteyebilir. Ayette böyle. Yoksa diyor, onun dişinin kırılmasını istiyor musun? Yoksa senin dişin artık kırılmış nasıl olsa, dişini tamir ettirmek için bir 10.000 euro mu istiyorsun? Adam diyor, ya benim zaten dişim kırıldı. Onun dişini de kırsalar bana bir fayda getirmeyecek. Versin bana 10.000 lira, ben de dişimi tamir ettireyim. Böyle. Bu kadar. Yoksa, hayır, ben onun dişinin kırılmasını istiyorum. Söz onun. Orada söz devletin değil. Söz onun. Hak bu işte. İslamiyet bu. Geliyor doktor. Elinde onun özel çekici. Eklenebiliyor. Tek. O dişini kırıyor. Öyle bir usturupla kırıyor ki yanındakini de incitmeden kırıyor. Böyle kerpeden de sönmüyor ha. İşte ayetin emri yerine geldi. İki kere iki dört ister çarp ister topla. Ama bazıların belki bu hoşuna gitmiyor. Peki sen adamın bir yumruk vurdun gözünü çıkardın derken. Hoşuna gidiyor ya. Onun gözü, senin gözün gözde. Onunki ağaç budağı. Ha? Ya. En güzel kanun Allah'ın kanunudur. Çünkü o bizi yaratmış. O her şeyi biliyor. Adalet-i ilahi. Bediüzzaman Barla'ya 1925-1926 senelerinde nefhedilmişti. Hiçbirimiz yoktuk o zaman. O zaman yoktu. Ben 37'liyim. 26, 11 sene benden önce. Bu tarihler Türkiye'de 25 sene devam edecek. Bir istibdad-ı mutlakın icra-i faaliyetinin ilk seneleri idi. Gizli dinsiz komiteleri, İslami şairleri birer birer kaldırarak İslam ruhunu yok etmek, Kur'an'ı toplatıp imha etmek planlarını güdüyorlardı. Nerede Kur'an varsa onları toplatalım. Bizim sohbetlerimizi, derslerimizi basıyorlardı. Ne kadar kitabımız varsa alıyorlardı. Hatta duvarlardaki güzel mesela, iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyup Kur'an alıyor. Ey insan, düşün, sen alâ küllâh öleceksin. Aldanmakta fayda yok. Topluyorlardı levhaları da getiriyorlardı. Öyle. Efendim, Kur'an'ı toplatıp imha etmek planlarını gidiyorlardı. Buna muvaffak olunamayacağını iblisane düşünerek, ulan diyorlar, biz Kur'an'ı toplatacağız ama yani bir koca karı kalır, onun yanında bir Kur'an vardır veya bir hafız kalır, gene yazarlar. O zaman diyorlar, biz başka bir şey yapalım. 30 sene sonra gelecek neslin kendi eliyle Kur'an'ı imha etmesini intihac edecek, netice verecek bir plan yapalım demişler. Ne yapmışlar? Kur'an'ın yazısını yasaklamışlar. Gelenler öğrenemiyor ya, yeni gelenler öğrenemiyor. Eskiler de ölüyor, tamam bir kurtulacak bunlardan. 30 yaşına geldi bu adam, zaten her şey bitmiş. Ve bu planı tatbike koyulmuşlardı. İslamiyet'i yok etmek için tarihte görülmemiş bir tahribat ve tecavüzat hüküm sürüyordu. Evet, 600 sene belki Abbasiler zamanından beri, yani 1000 seneden beri
Kur'an-ı Hakim'in bir bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyan Türk milletini ve bu vatan evlatlarını İslamiyet'ten uzaklaştırmak ve mahrum bırakmak için Müslümanlığa ait her türlü bağların koparılmasına çalışılıyor ve bir fiilde muvaffak oluluyordu. Bu vaka cüz'i değil, külli ve umumi idi. Milyonlarca insanın, hususan gençlerin ve milyonlar masumların, talebelerin bin yıllık parlak mazisinin delalet ve şehadetine Kur'an'ın bayraktarı olarak en yüksek mevkin Allah'ı ihraz etmiş bulunan kahraman bir milletin hayatında İslamiyet ve Kur'an aleyhinde dehşetli tahavvüller ve tahripler yapılıyor. İşte Bediüzzaman Said-i Nursi'nin Risale-i Nur'la Anadolu'daki hizmet-i imamiye ve Kur'aniyesine cansiperane çalışan bir fedai İslam olarak başladığı seneler ki zemin yüzünün yani yeryüzünün görmediği pek dehşetli bir dinsizlik devrinin başlangıcı ve teessüf zamanıydı. Bakınsa tarihe bakın. Bunun için hani ben niye bunları okudum yukarıdan? Bunun için Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'la hizmetine nazar edildiği vakit böyle dehşetli bir zamanı göz önünde bulundurmak icap eder. Zira tarihte emsali görünmemiş bu kadar ağır şeraitte hakkında yapılan zerre kadar hizmet dağ gibi bir kıymet kazanabilir. Ufacık bir hizmet büyük bir değeri ve niteceği haiz olabilir. İşte Risale-i Nur bu kitaplar 130 tanedir bunlar. Bu kitaplar böyle dehşetli ve ehemmiyetli bir zamanın mahsulü ve neticesidir. Risale-i Nur'un müellifi 25 senelik din yıkıcılığının hükmettiği dehşetli bir devrin cihad-ı diniye meydanının en büyük kahramanı ve ta kıyamete kadar ümmeti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam darüsselama davet eden ve beşeriyete yol gösteren rehberi ekmenidir. Ben Risale-i Nur Kur'an'ın elmas bir kılıncıdır ki zaman ve zemin ve fihriyat bunu katiyetle ispat etmiş ve gözlere göstermiştir. İşte öyle elin ve peçi ve dehşetli bir devri iddias eden dinsizlerin icraatı olan pek ağır şartlar dahilinde Bediüzzaman'ın inayeti hakla Allah'ın yardımıyla telife muvaffak oldu, yazmaya muvaffak oldu. Risale-i Nur eserleri dinsizliğin istilasına karşı yıkılması gayri kabil, muazzam ve muhteşem bir set teşkil etmiştir. Risale-i Nur, maddiyunluk, tabiyunluk gibi dine muharis felsefenin muhal, batıl ve mümteni olduğunu cerh edilmez bürhanlarla, akli, mantiki delillerle ispat ederek en de dinsiz feylesokları dahi imzam etmiştir. Küfr-i mutlakı mağlubiyete düçar etmiş, dinsizliğin istilasını durdurmuştu. Evet, Bediüzzaman'a yapılan o tarihi zulüm ve işkence ve ihanetler altında feveran edip parlayan Risale-i Nur bu zamanda ve istikbalde bir seyf-i İslam'dır. İslam'ın kılıncıdır. Elhamdülillah. Risale-i Nur ruhların sevgilisi, kalplerin mahbubu, aşıkların maşuku, canların cananı olur. İcabında bu canan için canlar feda edilmiştir. Evet, Türk milletini ve bu vatan ahalisini ve alem İslam'ı ebede kadar şerefle yaşatacak ve mazide geçmişte olduğu gibi istikbalde de gelecekte de tarihin altın sayfalarına Kur'an ve İslamiyet hizmetinde alem İslam'ın piçdarı,
Bugün İslam alemi Türkiye'mizi önder kabul. Piştar önder demektir. Piştarı ben amdar kumandanı olarak kaydettireceğim. Medar iftiharı Risale-i Nur'dur. İşte kardeşler, bugün din düşmanları, Batılılar, Avrupalılar, memleketimizdeki bu ilerlemeyi, bu güzelliği, bu efendim ekonomide olsun, hürriyette olsun, diğer her şeyde olsun, bu ilerlemeyi hazmedemediği için içimize nifak atıp acaba bunları nasıl parçalarız diye onun tezgahını yapmaya çalışıyorlar. İnşallah halkımız o oyuna gelmeyecek. Ey Rabbi Rahim'im ve Halik-i Kerim'im, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Bu ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştı. Kendine söylemedi sana, bize kendimize söyledi. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve acaletli yüzümle mahcubiyet kabre yakınlaşıyorum. Bir müşahede göre göre gayet süratle sağa sola inhirap etmeyerek ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbap ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir bu dar-ı faniden firak ebediye ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığın ve mehtun meftun oldun şu dar dünyayı katli bir yakine anladın ki heliktir gider, fanidir ölür. Helak eder, faniler ölür diyor. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider kaybolur. Hususan özellikle benim gibi nefsi emmariyi taşıyanlara şu dünya çok katlardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahim'im ve Halik-i Kerim'im, külle atin karib, her gelecek yakındır sırrıyla. Ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma bittim, dostlarıma veda edelim, kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisanı haliyle, ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim, el aman, el aman, ya hannan, ya mennan, beni günahlarımın hacaletlerinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismin üzerine durdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiciler beni bırakıp gittiler yalnız. Senin af rahmetini intizar ediyorum ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok, sığınılacak mı yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden, bu mekanın darlığından bütün kuvvetimle el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. Senin rahmetin melceğimdir. Rahmeten bir alemin olan Habibin aleyhissalatü vesselam senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şikayet ediyorum. Ey Halik-i Kerim'im ve ey Rabbi Rahim'im, senin Said ismindeki mahlukun, senin Çantacı ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem müsin, hem müsin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra diyor, ben de 77 sene sonra sana nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyorum.
senin rahmetine iltica ediyorum. Hassız günah ve kusurlarımı itiraf ediyorum. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tasarruf ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yok ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke. La şerike leke. Ahirul kelami fid dünya. Ve evvelül kelami fil ahiret. Ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Diyerek inşallah cümlemize hayatımızı sonlandırmak nasip eder. Amin.